Selamünaleyküm arkadaşlar. Marko Tur kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ihram nasıl giyilir onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle belden aşağıya bağlanan kısma izar denir. İzarı belimizin arkasından bağlayıp sağ ucunu sağ elimize, sol ucunu da sol elimize tuttuktan sonra bu iki ucu ön tarafta birleştiriyoruz. Ön tarafta birleştirdikten sonra aynı kesişim yaptıktan sonra sol elimizde kalan kısmı biraz geri çekiyoruz. 30-35 santim kadar sağ elimizdeki önde olacak. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki önde, sol biraz geride. Bu sırada bacakları açıp rahat yürümemiz için bacakları açarak ihram bağlamamız önemli. Sol elimizde olan kısmı sağ tarafa sıkıştırdıktan sonra ihramı sağ elimizdekini onun üstünden sol yanımıza doğru örtüp fazla bıraktığımız kısmı da geri doğru katlıyoruz. Ön tarafa vereceğiz o payı da. Ön tarafa katladıktan sonra ihram kemerimiz varsa ihram kemerini takıp katlamak, yoksa da normal şekliyle gördüğünüz gibi katlayabilirsiniz. İhram kemeri olursa daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Yoksa da bu katlama yöntemini kullanabilirsiniz. Rida kısmına geldiğimiz zaman da omuz üstünden attığımız parçayı da rida denir ihramda. Bunu birincisi normal, iki ucunu da aynı alıp yan taraflardan da ellerimizi çıkartarak kullanabiliriz. İhramın birçok farklı kullanılışı vardır. Bir diğeri de izarda yaptığımız gibi sağ tarafı biraz öne çekerek aynı şekilde 35-40 santim kadar öne çekerek sol tarafa kısa payı verip solu izara sıkıştırıp sağı da sol omuzumuzdan atarak kullanmak. Siz izlerken bir yandan da ihram hakkında kısa bir bilgi vereyim. İhram, mikat sınırlarından girdikten sonra kullanılır. Umre sırasında sürekli ihramla dolaşılmaz. Umre yapacağımız zamanlarda kullanılır. İhramdan çıktıktan sonra da normal kıyafetlerimizi giyebiliriz. Umre yapacağımız zaman mikat sınırının dışına çıkarız. Orada umre niyet eder. Umre niyetini ettikten sonra namaz kılıp ihram kıyafetlerimizi giyip umre yaparız. Aynı gün içerisinde ihramdan tekrar çıkılır. Sürekli umre sırasında Arabistan'da sürekli ihram kıyafetiyle dolaşmak zorunda değilsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler dilerim.